Ali Turhan, Obskürantizm 2048. Amerika yok mu güneydeki komşumuz, hani terörist PYD'nin velisi? Orta Doğu'ya özgürlük getirenciler. Çekiliyorlarmış. Vallahi Trump öyle dedi. Daha önemli işleri varmış. Kolay paraya yürüyeceklermiş. İmara açılan başka bölge bulmuşlar falan filan. Beyaz Saray sözcüsü yalanladı gerçi. Nasıl mı yalanladı? Amerika Başkanı James Monroe'nun 2 Aralık 1823'te kongre üyelerinin karşısına geçip de Monroe doktrini sunarken ki ruh haliyle benim haberim yok, arkadaşlar da bilmiyor, tweet de atmadı, bir de emlakçılar odasına soralım deyip konuşmayı sonladı. Ne olacak şimdi? Bir şey olmayacak. O kadar birikimi devren kiralık tabelası asıp da bırakıp gidecek halleri yok ya. Bunlar hep obskürantizmin etkileri. Mitomani gibi mi yani diyeceksiniz? Yok. O bugünlerde CHP liderine yapılan bir yakıştırma. Obskürantizm biraz daha farklı, bilginin anlaşılmasını zorlaştırmaya verilen addır. Meşhur örneklerinden biri, Orta Çağ Avrupa'sında dini ve entelektüel sahada ölü bir dil olan Latince'nin kullanılması. Böylelikle eski Yunan ve Roma'dan miras kalan bilgi Katolik Kilisesi'nin tekelinde kalmıştır. Şimdi ise bu arşiv bilgiler Baptist kiliselerinde kalacak. Cemil Meriç 1974 yılında yazdığı ve eserlerinin içindeki en nadide parçalardan olan Bu Ülke isimli kitabında ayrıntılı bir şekilde anlatmış bunları. Gelelim özgürlük getirencilere. Nerede ve ne zaman doğdu bu özgürlük? 1789'da yani Fransız ihtilalinde. Onlar bunu nereden gördüler? Amerikan İç Savaşı'nda gördüler. Onlardan 10 yıl önce yani Amerika buluyor. Fransa Ar-Ge yapıp geliştirip eğitime angaje ediyor. İyi ortaklık her zaman para eder. Mutlak monarşiden cumhuriyete geçebilmek için de üst düzey yeni bir ekip lazım yani. O yeni ekip kimmiş demek ki? Fransa. Ulan tarih ne demeye tekerrür ediyorsun? Bu Fransızlar şimdilerde Reyhanlı sınırımıza Suriye'den gelen göçmenler için çadır okul kurmuşlar. Süper insancıl bir hareket, ne kadar iyiler değil mi? Okulun ismi ise milli mücadele yıllarında Fransızların Mısır'da kurup yetiştirdiği ve Urfa-Maraş bölgesinde savaşa katılan Legion d'Orient isimli Ermeni birliği ile aynı. Bölgedeki yetkililere seslenelim. Efendi, adamlar bu okulda zeki çocuk avlıyor. Bizde kaç yetişkin var ki Arduino 101 gören, Raspberry Pi 0 gören, onlar okula gitmeyen çocuğa soruyorlar. Anlayın ince işçiliği. Tekerrür dediğin tarih bu mu diyenler içinse, yok onu daha şimdi yazacağım. Milli mücadelenin ateşli döneminde Ankara hükümetinin Sovyetlerle yakınlaşması, Sovyetlerden destek sözü alması Fransızları endişelendirdi. Aslında şimdi buradan bakınca İngiltere'yi endişelendirmişiz gibi geldi. Uzun pazarlıklardan sonra 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldılar. O zamanlar Klikya Ermenilerine hamilik yapan bu özgürlükçüler bugün PKK ve PYD'ye hamilik yapmalarını da ekleyecek olursak tıpkısının aynısı değil mi? Putin bizim iki firmaya domates satma izni verdi diye bu mu senin Rusya ile yakınlaşman diyecek olanlar içinse yok. Yakınlaşma dediğim şöyle ki, 15 Temmuz'da Erdoğan'ın uçağını vurmak için havalanan uçaklara S-400 ile kilitlenmeyi kastettiğimi bildirmek isterim. Obskürantizm 2048 gelince, bu bilginin sadece FETÖ terör örgütü üyelerinin kullanımına sunulan son birkaç yıldır kullanıldığı düşünülen bir yazılım. Yazıyorsunuz, işiniz bitince imha ediyor. Bilgi hiçbir depolama alanına girmeden siliniyor. Görevimiz tehlikedeki olduğu şekliyle düşünsenize film gibi. Adamlar Amerika'ya kaçarken en sonunda film dünyasına kapağı attılar. Lakin zamanlama kötü, zira MİT yurt dışı operasyonlara hız verdi. Ya bundan sonra yatakta basıp şafakta Türkiye'yi getirirlerse? Son olarak da bin yıldır bu toprakların gideni geleni, haini düşmanı hiç bitmedi. Bir tek biz yurt edindiğimiz Anadolu'yu asla terk etmedik etmeyeceğiz. Mehmet Akif'in de söylediği şekliyle tamamlayalım yazımızı. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Saygılarımla. Ali Turhan, seslimakale.com